Sağlam soğuğun olduğu bir İstanbul sabahından herkese merhaba. Bu hafta Bolu Mudurnu'ya gideceğiz ve Aybüke Pusat konuğum olacak. Çok güzel bir gün bizi bekliyor. Başlayalım. Aybükeciğim günaydın canım kardeşim. Günaydın. Sağlam yolculuğumuza başladık. Bu kadar. Bu kadar. Sabah köründe başka bir şey söylemiyorum. Bekleme yani. Ama dedim sana İstanbul'u seviyorum. Aynen. Yağmuru seviyorum. Aynen. Sabah bu saatte kalkmaya bayılıyorum hele. Müthiş. Aynen. Sen ama her sabah erken kalkıyorsun değil mi? Evet evet. Tabii, sen tabii. Sen daha iyi bilirsin. Öğlen 2'ye de sana kahvaltıya geldiğim aynen. Zamanları. Aha, eskiden. Eski zamanlar. Eski zamanlar. Çok güzel. Peki bugün bütün gün mü yağmur? Vallahi burada yağmur orada kar. Anı. Ben şemsiyemi falan aldım. Çok iyi, müthiş. Ama zaten bu arabada bir şey olmuyor. Bak hemen bugün sana ne yapacağımızdan bahsedeyim. Hemen anlatayım. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım, evet. Bak, biliyorsun gözleme her yerde var abi. Evet. Tamam, Anadolu'nun her yerinde gözleme var. Bugün bal kabaklı gözleme yiyeceğiz. Wow. İnanılmaz. Şimdi hiç yemedim galiba ben. Muhtemelen yememişsindir. Çünkü Bolu Mudurnu tarafında çok meşhur bu. Hı hı. Şimdi Mudurnu'ya gidiyoruz. Hı hı. Güne böyle güzel böyle bir bal kabaklı gözlemeyle başlayacağız. Güzel. Hatta bir şey söyleyeceğim. Ne? Beraber yapar mıyız? Ben neyse deneyeceğim. Tamam anlaştık. Belki orada bir deneriz. Tamam. Ondan sonra bir bal kabaklı gözleme yaparız. Sonra orada bir yerel pazar var. Tamam. Ondan sonra bütün böyle üreticilerin geldiği, her şeyin doğal olduğu bir yerel pazardan alışveriş yapalım. Oh, tamam mı? Süper. Eve de bir şeyler alalım bari. Tabii, aynen. Çok güzel. Ondan sonra o pazardan aldığımız şeylerle de, ürünlerle de gidelim. Bir yerde kamp kuralım. Muhtemelen böyle Abant'ın çevresinde böyle ormanlık alanlar var. Hı-hı. Abant Gölü'nün çevresinde. Orada kampımızı kuralım. Güzel güzel ateşimizi yakalım. Eğer bulursak orada yerel ürünlerden yemek yapalım. Tamam. Olur mu? Sürpriz olsun yapacağımız yemek. Sürpriz olsun. Aynen, sürpriz olsun. Allah! Çok güzel değil mi? Aynen ahşap her yer ne güzel. Aynen. Ve güzel kokuyor da artık kokuyor. Çok güzel. Sonra kolay gelsin. Kolay gelsin. Ay, ne güzel ya. Değil mi? Müthiş. Aybükeciğim burada bal kabağı çok meşhur. Tamam mı? Buranın vazgeçilmezi, olmazsa olmazı. Bu bölgede sana yolda da bahsetmiştim. Bal kabaklı gözleme yapılıyor. Evet. Ve buranın kadınları bu gözlemeyi çok iyi yapıyorlar. Ay. Eminim sen de çok iyi yapacaksındır. Bir şey diyeyim, şundan deneyebilir miyim açmayı? Evet, ben de sordum. Evet, aynen. Tamam. Aynen. İstersen önce bir izle bak nasıl yaptığını, nasıl yaptığını. Hatta siz bize bunun tiyolarını verin. Bak şöyle yaparsan daha iyi olur dediğiniz herhangi bir şey varsa. Evet. Hani kızımız yapabilecek mi? Yapar, yapar. Yapar. Herhalde. Ya. Ne sandın? Allah Allah. O zaman biz de şu üstümüzü başımızı çıkaralım istersen. Hani çünkü iş başa düşecek. Ay hadi bakalım. Al canım şöyle. Al canım. Seni. Bir dakika ben ne yapacağım? Şurada onun var. Şimdi birazcık tamam. Yaklaş bir şey yap. Öyle anam bir... izleyince var ya gülmekten önce. Üstünde onun oldu. Ne yapacağım şimdi? Şimdi ser. Üstüne... Nasıl bakalım Aybüke. Ya bir dakika. Dur. Şöyle sarcam. Tamam, saracağım da bir dakika sen tabii biliyorsun işi nasıl mi? Nasıl başarılı? Oo. Müthiş. Oo. Çevireceğim. Evet. Oo. Yaptım aferin. Vallahi süper. Gerçekten. Şöyle fış diye havalı havalı açıyor ya. Fena değilim. Güzel. Zaten o olmuş bence. Sen yeni hamurdayım. Ya. Yani o hani olmuş olan bir şey. Evet evet. Sen onu kenara al. Biz küçükken anneannem böyle bize mantı kapattırırdı. Aa. Kıyma koyuyorsun. Evet Tatar mantısı. Açar mıydın? Sence? Anladım. Tamam anladım. Ya fena değilim. Müthiş. Aa. Onu kenara al şimdi. Nasıl alacağını biliyor musun? Şöyle bir şeyler yapmam evet, gerekiyor. Sar. İkiye katlayıp sonra oraya şey yapacağım. Evet, evet. Birazcık sar. Doğru muyum? Doğru. Sarcam. Sardığın gibi sar.
Sardı. Aynen. Şimdi oraya koyup açacaksın. Allah! Ya halbuki gerçekten açmışsın ya, valla. Beni alan yaşadı mı be? Şimdi bunu unlayacağım. Hadi bakalım. Evet. Evet. Şöyle bastıracaksın. Bastır, çok iyi. Sonra. Müthiş. Oklava ile bastıracaksın müthiş. Sonra. Evet bak. Kuvveti gibi. Biraz daha yapayım ya. Tamam ya. Biraz daha olayım ben. Allah gitmeyeceğim artık ben eve. Biraz daha un. Biraz daha un. Evet. Şöyle. Çevirttir biraz da yan, tamam bak. Oldu bile. Ay çok iyiyim ben, aferin bana. Lazım mı? Lazım, yardım bana olabilir. Ters çevir şimdi onu. Ters çevireceğim onu. Fena değilim. Vallahi çok iyisin ya. İnşallah. Öğrenmeliyim ben ya, öğrenmeye hevesliyim ya ondan. Ya bir şey söyleyeyim mi? Müthiş. Yapıyorum. Müthiş, bak. Kızın 10 parmağında 10 marifet aynen. var. Böyle bir şey olamaz ya. Buraya kadar geldi, sabah 6'sında uyandı. Aynen. Bal kabaklı gözlememizi yaptı. Gerçekten müthiş bir insan. Bu uyumuyor hiç. Büyür, biraz daha onu şey, ondan sonra oklavaya sarmaya başladı. Biraz daha büyür. Nasıl saracağım? Deminki gibi. Bak bak, şovlara bak. Ya. Şöyle biraz da şu tarafta. Pişirirken bu çok büyük olmuyor mu? Şuna sarıp götüreceğim. Sarıp götüreceğiz. Tabii. Nasıl biliyorum? Kolayı çıkar, hadi gidelim. Hadi. Ben mi yapacağım onu da? Evet. Sar bir. Tabii. Sarı. Biraz unlasın mı? Yapışır mıyım? Unlamaya gerek yok. Yüklenmeyeceğiz ama. Hani unlamaya gerek yok. Yüklenmeyeceğim de. Evet. Oo, hadi bakalım. Hadi gidelim Aybüke. Vav. Götürüyorum. Bir dakika. Hadi bakalım. Bakın şimdi. İyi izleyin. Oo. Size şimdi saçın üstüne sermeyi göstereceğim. Allah Allah. Abla doğru mu? Doğru canım, doğru. Öyle. Yavaş açıyorum. Yavaş. Vallahi çok güzel görünüyor ya. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun, afiyet olsun. Halbuki burada aynı zamanda kaşık sapı denilen bir yemek var, tamam mı? Akşam için ben sana kaşık sapı yapayım. Tamam. Bir de sizin böyle bir büyük fasulyeniz var. Evet. O fasulyeden var mı var. Sende? Var. Ben kendime hazırladığım için var. Size verebilirim. Ya hani ikram edebilirim. Vallahi. Var. Evet, evet. Ya çünkü o fasulyeyi böyle suya bekletip böyle bir 10 saat 12 saat suda bekletmek gerekiyor ki hani yumuşasın ve sonra pişirebilelim. Ne evet. Yapmış? Bir de bir iri yani. Tabii. Büyük bombay bir bombay fasulye. Bombay fasulye deniliyor. Evet. Onunla da güveç yaparız. Böyle ateşte güzel. Güzel anlattın. Evet. Tamam. O zaman hamurumuzu açalım. Ben tamam. Sizden giderken fasulyeyi de alırım. Tamam. Gel biz kahvaltı masasına hadi. Geçelim. Bu arada da onlar hazırlansın. Hadi gidelim. Hadi gel. Geç. Buyurun, lütfen. Ha. Lütfen. Valla. Evet. Müthiş oldu. Müthiş oldu. Aynen. Bal kabaklı gözlememiz, balımız, aynen. Tereyağımız. Bunlar tabii hep organik, ne güzel burada. Değil ya. Mi? Aynen. Hazırsak. Bak bakalım. Ya. Ellerimle açtım ya. Senin için. Bakalım Aybüke Pusat'ın yaptığı kara kabaklı gözleme nasıl olmuş? Hemen. Çok iştahlı yedim. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi. Çok mu iyi? Gerçekten çok iyi. Bakalım neymiş? Hadi hadi bu sefer sen kullan. Thank you.
kolay gelsin. Hocam, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ha, bak bizim peynirlerden. Aynen, keş peynir. Siz ne yordun, kurusun. Evet, biliyoruz. Bunların içinde ne var? Onların içinde kabak var, patates var. Oo. Ispanak. Kara kabak mı? Evet, kara kabak, evet. Tereyağı da var. Evet, tereyağı da var. E tereyağını senden alalım o zaman. Tamam, verelim. Tamam, onu alayım. Bir tane mi? Bir tane. Pazar alışverişimizi biz tamamladık. Tamam, kasaptan etimizi alacağız. Tamam. Sonra da kamp alanımıza gideceğiz. Kampımızı kuracağız, yemeklerimizi yapacağız. Hadi. Hadi. Merhaba, kolay, kolay gelsin. Merhaba, el işleriniz olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Ya biz akşam sizin bu meşhur bombay fasulyeniz var ya, evet, onunla böyle güveçte bir yemek yapacağız. Tamam. Yarım kilo dana alalım, kuşbaşı. Dana kuşbaşı. Aynen. Bana mı bezdin? Yazık kız. Öyle deme, öyle deme. Çok seviyorum ya. Yumuşak yerinden yapıyorum. Lütfen. Her şeyimizi aldık. Tabii, aynen. Şimdi gidip artık gidelim, kampımızı kurabiliriz. Hadi bakalım yak ateşini. Nasıl yakıyorsun ateşi? Ben de, ateş ben de. Aybükeciğim, ateşimizi yaktık. Hı. Tamam mı? Hı. Sen salçanı yerken, aynen, istersen böyle Hacer abladan aldığımız o bombay fasulyelerle, bak bizim için suya ıslamış bunları, sağ olsun. Saatlerce. Aynen, saatlerce. Kendi evindeki fasulyeyi verdi bize. Onunla böyle kasaptan aldığımız eti birleştirelim, muhteşem bir yemek yapmaya başlayalım istersen. Başlayalım, değil mi? Hadi. Hadi bakalım. Tamam, bu arada ben bakalım, ocağın altını yakayım, tereyağı eriteyim, etleri yavaş yavaş kavurmaya başlayayım. Tamam. Öyle mi? Ben ne yapayım? Sen, ben salçayı hep küçükken de annem yemek yaparken böyle salçanın üstünden yerdim. Gerçekten mi? Annem hep kızardı. O zaman market salçası alıyordu annem. Sırf ben bu kadar salçayı seviyorum diye kendi yapmaya başladım. Aa. Aynen, domates biber karışık yapıyor şimdi. O kadar güzel oluyor ki. Nasıl bir çocukluk geçirdin sen? Yaramaz. Vallahi. Evet. Çocukken yaramaz mıydın? Çok yaramazdım. Annem hep der, 10 sene gitti ömrümden senin yüzünden der. Hadi ya. Aynen, çok yaramazdım ben küçükken. Peki oyunculuğa nasıl adım attın? Bir anlatsana ya. Şimdi ben biliyorsun konservatuvar, Hacettepe Üniversitesi bale bölümünde konservatuvarda bale okuyordum. Tamam. Bu uzun bir serüven. Evet. Çünkü 10 yaşında giriyoruz okula. Çok küçükken. Yani 6. sınıfta. Sonra liseyi de orada okudum. Üniversiteyi okurken sakatlandım bir sezon. Nasıl bir sakatlık geçirdin? Kalçamdan sakatlandım. Aa. Evet, şeyde prova esnasında. Ben sakatlandığımı düşünmedim ve devam ettim ama zorladıkça tabii daha da kötüleşti gittikçe. Beyin tabii çok moralim bozuk. Aynı zamanda fizik tedavi falan görüyorum böyle. İşte ne yapacağım, ne edeceğim. Bir de ben hep öğretmen falan olmak istemiştim. Akademisyen olmak istemiştim dansçı değil de. Hani daha o tarz bir şeyler yaparım falan diye düşünüyordum. Ondan sonra işte moralim düzelsin diye bir gün böyle oturuyoruz şeyle arkadaşlarımla. O zaman işte ne yapsak ne yapsak benim şeylerimi form yollamışlar birkaç tane yarışmaya. Ha. İşte bilgi yarışmasına, o yarışması, bu yarışması. Bir tanesi de Miss Turkey. Ama önüne ne gelirse o yarışmaya yazılır. Şaka yapıyorsun. Aa. Sonra işte 250 kişiyi falan şeye çağırıyorlar. Finale. Ondan sonra gittim. Finale kaldım. Sonra üçüncü oldum. Ondan sonra Ankara'ya döndüm. Güzel. Sonra benim menajerim var. O aradı. Dedi ki işte böyle böyle bir audition var, oyunculuk. Denemek ister misin falan. Dedim ki zaten buraya kadar deneye geldik yani. Ne eğlenceli ne oluyor. Bakalım ne oluyormuş falan. Neyse bir tane audition'a gittim. Oldu. İnanmazsın. Aynen, ama benim oyunculukla ilgili hiçbir fikrim yok yani. O zaman ilk dizin.
İlk dizim aynen. Hangisi? Medcezir. Medcezir. Aynen. 2014. Çok severdim ben, biliyor musun? Ha. Aynen. Ondan sonra işte ama oyunculukla ilgili hiçbir şey biliyorum. Sadece rahatım. Sahne eğitimi, sanat eğitimi aynen. aldığım için. Sonra işte bir oyuncu koçuyla çalışmaya başladım falan filan. Sonra işte zaten şeye başladık beraber. Aynen, oyunculuğa başladık orada. Aynen. Öyle geçti gitti şimdi. Valla 10 tane dizi yapmışım mıdır? 7-8 tane yaptım herhalde. Bir tane film yaptım. Yeah. 5 sene içinde böyle şeyler yaptım yani. Ama çok güzel ya. Güzel. Peki oyunculukta istediğin yerde misin? Dur bakalım ya, istediğim yer nere bilmiyorum. Bu i̇şte bir yolculuk, o gidiyoruz. Neresi? Bilmiyorum. Bakalım. İyi şeyler yapmak ya, mutlu olmak. Artık mutlu olmak istiyorum. Çünkü tam... Dedim ya, öldü yani. Son nefesini böyle verdi yani. Son isteği mutlu olmaktı. Şurada düşüneyim. Mutlu olmak da son isteğim. Ne seni mutlu ediyor? Ne beni mutlu ediyor? Yani şey olma, sevdiğim insanlarla beraber olmak, sevdiğim işi yapmak, sağlıklı olmak, başka etrafındaki insanların işlerini severek yapması, bunlar mutlu ediyor. Güzel yemekler yemek, başka ülkeler görmek, böyle şeyler mutlu ediyor beni, gezmek. Daha ne olsun? Böyle şeyler mutlu ediyor. Daha ne olsun? Aynen. Bak bu çok kolay bir yemek. Kesin yapmayacağım ama tarif belki yapmak isteyen olur. Şu an hazırlandı. Şimdi güvece koyacağız. Ben biraz oynayayım şunu. Oynayayım. Sonra onu ateşe koyacağım. Çok ağır bu be. Aybikeciğim. Ben hiç kaldıramıyorum zaten. Anam. Ne yaptın ya? Şöyle karıştırayım. Tabii tabii. Bir şey değil mi? Şimdiden çok güzel görünüyor. Aynen. Şunu var ya, ekmek arası yapasım geldi. Of. O zaman bir, mi bak? Lütfen. Şimdi. Güvece koyacağım. Evet. Güveci. Şöyle bir birazcık yağ koyalım. Çok değil. Çok güzel koktu. Çünkü güzel. Güzel. Bir de ya burası tabii her şeyi kasaptan aldık, pazardan aldık aynen. falan doğal, aynen. taze. Ondan da bu kadar güzel koktu. Şimdi her şeyi birleştirelim burada. Fasulyeleri nereye koyacağız? Üstüne karıştıracağız hepsini. Kaç saat bekletmişti da? Yaklaşık 10 saat bekletti. Valla. Aynen. Şimdi biz bunu ateşe koyacağız. Şu ocağımızın altını kapatalım. Fasulyelerimizi alalım. Ben şunu yiyeyim ben. Üzerine biraz da su ekleyeceğiz. Kendi suyundan da koyuyoruz. Oh. Ara! Onu biraz şöyle şöyle bir şey ittirseydik. Güzel mi? Şimdi bu burada güzel güzel pişecek. İstersen biz şeyimizi yapalım. Erişte. Erişte değil o. Ne? Kaşık sapı. Kaşık sapı. Gel. Abi merak ediyorum bu nasıl bir şey. Ya çok güzel. Müthiş. Bakalım. Sen bekle, ben malzemeleri getireyim. Tamam. Ben çalışıyorum zaten. Ama sen çalışacaksın zaten. Ha öyle yani. Ben izleyeceğim. Ha sen anlatacaksın yani. Anlatıyorum, ben konuşmaya geldim. Canım sıkılmasın dağın ortasında yemek yaparken diye. Hacer abladan aldığımız erişteler. Oh. Hadi yakayım bari ocağını. Hadi hadi. Hadi bakalım. Çakmak da mı lazım? Çakmak da lazım. Bak ben Hacer abladan keş peyniriyle cevizi de böyle öğüttürürüm. Onun ikisini böyle ezdirdim. Evet, ondan sonra. Olur. Aynen. O da çok güzel oldu. Aslında bu çok kolay. Bu hamuru alacağız, haşlayacağız makarna yapar gibi. Tamam, içerisine birazcık tuz atacağız. Hı. Haşlandıktan sonra dibe keş peyniri ve ceviz. Hı hı. Hamur. Keş peyniri, ceviz. Hamur, keş peyniri, ceviz. Küçük bir pasta yapacağız. Müthiş. Tamam. Müthiş. Hemen. Süper. Neymiş bunun ismi? Hiçbir şey. Erişte. Hayır. Ne? Bu şey kaşık sapı. Peki acaba sen böyle yapmak isteyip de yapamadığın bir şey var mı bu hayatta? Ya şunu yapmayı çok istiyorum. Ay bir şey diyeyim mi? Şey hostes olmak isterdim herhalde. Gerçekten mi? Çünkü neden biliyor musun? Hosteslik bana şey yüzünden çok eğlenceli geliyor. Şeyi düşünüyorum yani. Her yere gidiyorsun değil mi? Evet. Aynen. İş gibi değil de böyle sanki işte buradan yarın işte Küba'ya uçup Küba'da kalayım. Sonra bir daha uçayım. Hem iş hem eğlence gibi geliyor. Bilmiyorum öyle mi değil mi? Evet, ben sofrayı hazırlayayım o zaman, masayı. Bence evet ya.
Sen sofrayı hazırla. Tamam. Ben salatayı hazırlayayım. Zaten yemeklerimiz pişti. Aynen. Kaşık sıfımız da hazır. Evet. Bence güvecimiz de hazır olmak tamam. üzere. Salatamız da hazırlansın. Sen de sofrayı şöyle bir temizle. Tamam. Çatalı bıçağı çıkar. Tamam. Sonra afiyetle yiyelim ya. Yiyelim hadi. Tamam. Birazdan sana hiç sorulmamış soruları soracağım. Hiç sorulmamış. Hiç. Peki. Buna hazır mısın? Hazırım. Senin de cevabını bilmediğin. Benim de cevabını bilmediğim. Aa. Hadi bakalım. Şimdi ben şuradan gideyim. Hadi git. Düşmeden. Halbukeciğim, kaşık saplarımız hazır, salatamız hazır. Hemen... Doldur, yiyelim. Fasulyeyi de koyalım. Çok merak ediyorum nasıl oldu. Oo, açalım. Vay, 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 vay. Valla, of. Sen ya. Bu işi biliyorsun ya, be. Ya, sorma bak sana. Üf, üf. Bak, suyunu da çekmiş. Ya, bir şey söyleyeceğim. Sana ormanda fasulye yaptım ve ya. Karın ortasında. Evet, ve karın ortasında ya. Vallahi müthiş. Allah Allah. Şöyle. Ay soğuması lazım. Birazcık ateşten de alalım. Çünkü artık bu yavaş yavaş olmuş. Halbukeciğim. Canım ben dayanamadım başladım. Fark ettim peki, vallahi. Peki bir şey diyeyim mi? Hemen tadına bak bir şey söyleyeceğim. Sucuklu da çok iyi olmaz mı? Hastırmalı da çok iyi olmaz. Çok iyi olmaz mı? Of. Çok iyi olur. Aynen öyle de deneyebiliriz. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an gerçekten çok mutluyum ya. Of vallahi değdi ya. Aynen. Al sana kamp. Kamp da sana Bolu'nun aslında Mudurnu'nun tüm yerel lezzetlerini yaptım ya. Bakalım salatana puan vereceğim. Ver bakalım. Nasıl yapacağım diye kandırdım seni yapmadım. Evet ya. Hep böyle yapıyorsun ama. Hı hı. Ama her şey taze olunca ne kadar fark ediyor ya. Dur bakayım şunu yiyeyim. Of. Bu biraz mantı gibi de. Evet. Mantının kıymasızı. Ama gerçekten güzel. Of. Bak o keşin hafif ekşiliği var. Hı. Vallahi çok güzel. Afiyet olsun. Peki şimdi bir dizim vardı, o bitti. Bir şey var mı yeni bir proje? Dıdıs dıs dıdıs. Söyleme. Ya. Yeah. Bakalım ya varmış ne? Valla. Hadi bakalım. Ama şu an açıklamıyorsun galiba. Dur ya daha ya anlatır. Ya böyle bas. Sen bizi bozdun. Spoiler veriyorsun. Söylemeyeceğim. Ya çok peki tamam. Söylemeyeceğim daha erken. O zaman ilk bana söyle. İlk sen söyleyeyim. Olunca ilk bana söyle. Tamam. Olduğu an ilk beni ara tamam. ve bana söyle. Hı. Ben de Instagram'dan. Hemen Instagram'dan gireceğim. Ben yeni bu olmuş falan diye. Yok yok tabii ki öyle bir şey yapmayacağım. Tabii ki yapacağım. Nasıl arkadaşsın sen ya? Güzel arkadaş. Güzel arkadaşsın aynen. Peki yani romantik mi kadın mısın? Romantik neye göre ya? Romantik ne olduğunu bilmiyorum. Daha doğrusu birisi, yani... birisi sana böyle bir adam tamam mı? Romantik bir şekilde yaklaşıyor olsa. Hı hı. Tamam mı? Yani nasıl yaklaşılması gerekir sana? Yani Aybüke'ye bir insan tamam mı? Nasıl ilişki kurmalı seninle? İnce espri anlayışı iyi olan insanları seviyorum. Hı, zekası olmalı diyorsun. Aynen tabii ki zekası aynen. olmalı. Ya yani espri zekası da hayat zekası. Hayatta kalmak için kullandığı zeka da önemli tabii ki. Hı. Ama kendime romantik diyemem ya. Değilimdir. Ben daha gerçekçiyimdir. Evet. Daha gerçekçiyimdir evet. Peki hayatında en romantik bulduğun bir an var mı? Aklıma bile gelmedi. Ama yani düşündüm de romantik. Tamam. Tamam bu kollara girmiyor. Ha şey var şey. Bir kere doğum günü hediyesi erkek arkadaşım bana şey hediye etmişti.
Grand Opera, şeyde Rusya'daki Moskova'daki operadan bale bileti. Aa çok güzel. Aynen ama gidememiştik sonra. Olsun, sağlık olsun. Aynen ama mesela o bu romantik. Mesela hiç. Doğum gününde böyle bir hediye. Artık sürekli sana biletler yağıyormuş değil mi şu an? Dünyanın her yerinde izledim zaten bale. Hmm. Bir de bale turizmim var benim aynen. Gittim her ülkede aynen. Bale izlemeden dönmüyorum. Hadi ya. Vay arkadaş ne güzelmiş. Aynen. Ama süper. İşte bu da dans da benim tutkum yani izlemek. Yani iyi bir dansçı olamadım belki ama iyi bir izleyici oldum. Hmm. İyi bir dinleyiciyim de aynı zamanda o yüzden. Sen çok iyi bir dinleyicisin. Yani ben ne zaman bir derdim sıkıntım olduğu zaman sana anlatsam çok böyle objektif bakıp güzel güzel dinleyip insani yönden yaklaşıp tamam mı? Çok güzel şeyler, çok güzel bir şekilde davranıyorsun. Ya bu çok insanı iyi hissettiriyor aslında. Yani vicdani tarafım biraz yüksek herhalde ondan. Çünkü iki taraf için de yani senin birisiyle bir olay yaşadıysan iki tarafı da aynı tartıya koyup öyle değerlendirmeye çalışıyorum. Vallahi süper. Herhalde bununla ilgili yani tek taraflı bakmamaya çalışıyorum olaylara. Müthiş. O zaman biz yemeğimizi yiyelim. Birazdan bizim böyle çay kahve sohbetlerimiz var. Tamam. Aa sorular. Evet sorular. Tamam. Orada sana. Vallahi. Bakalım neler soracağız. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Sana afiyet olsun. Eline sağlık bebeğim. Canım benim. Tamam teşekkür ederim. Evet, çok sağlam bir gün geçirdik. Sağlam bir soğuk var. Sağlam aracımız, sağlam lastiklerimiz, sağlam ateşimizle çok güzel bir gün geçirdik. Sıra geldi sağlam sorularımıza. Haydi bakalım, korkmalı mıyım? Bilmem, korkmalı mısın? Şimdi Halbuki'cim, bir gizemi çözmek istesen, hayattaki var olan bir gizemi, tamam mı? Bu ne olurdu? Aa, dünyanın gidişatıyla ilgili bir şey çözmek ister. Fizikle ilgili bir şey çözmek ister. Ha. Aynen. Bir fizik kuralıyla ilgili bir şey. Çözmüksel. Aa, Göbekli Tepe'nin gizemiyle ilgili bir şeyler de olabilirdi. Aa, çok güzel. Çünkü işte şimdiye kadar yapılan araştırmada hani neredeyse ilk yerleşim yerlerinden biri ya ve evet. Çok şu an daha hala kazı yapılıyor ve çözülmemiş bir sürü aynen. Şey var. Göbekli Tepe ile ilgili bir şey sorayım. Düşünsene medeniyetin geçmişi, geleceği, aynen. Hepsi değişecek yani. Aynen. Ki değişiyordu. Ki değişiyor. Aynen öyle. Tarih değişiyor aslında. Evet. Çok güzel ya. Çok sevdim cevabını. Aynen. Çok mutlu etti. Yani bu hem gastronomi ile ilgili hem de tarihsel bir şey olduğu için gerçekten beni cevabın çok mutlu etti yani. Peki biz seninle aynı oyunculuk okulunda eğitim aldık. İşte ben de şu an biliyorsun 80'lerde oynuyorum. Hı-hı. Sen projelerin oluyor. Hı-hı. Biz seninle aynı projede yer alsaydık. Bir şey değil mi? Gülmekten oynayamazdık. Evet, değil mi? Aynen şakalardan, geyiklerden büyük ihtimalle sürekli. Çekemezdik yani. Tamam, sorunun cevabını aldım. Benim zaten dalağım çok düşük. Zaten çok fazla gülüyorum. Hele sendeyken daha da çok gülüyorum. Artık gülmekten aynen. Çekemez. Ama bir şey, seninle gülmek çok keyifli. Sevinmeyen oyuncular olur. Ya. Teşekkür aynen. ederim. Aynen, süper. Senin bana sorun var mı? Benim sana sorun mu? Sen hangi mesleği yapmak isterdin dünyaya bir daha gelsen? Ne olurdu? Yani ben yine aşçı olurdum ya. Gerçekten. Ben yemek yapmayı çok seviyorum. Yemeği de seviyorsun. Yemeği de seviyorum. Fark edildiği üzere. Yapmayı da çok seviyorum. Yani benim için başka bir tutku. Başka bir mutluluk. Bir de aşçının şöyle bir güzel yanı var yani. Nereye gitsen aşçı kalmazsın. Yani dünyanın neresine gitsen. Bu çok basit bir yaklaşım ya. Değil ya. Bak çok güzel bir yaklaşım. Dünyanın neresine gitsen yemek yapabilirsin. Ama kimse aşçı kalmaz. O yani içgüdüsel bir şey değil mi? Öyle değil. Düşünsene yani. Güzel hani... yemek yersin sen. Mesela ben gitsem. Ortalama bir yemek yerim ama aç kalmam herhalde. Düşünsene için. Oyunculuk yapıyorsun ama işte Fransızca bilmiyorsun ama Fransa'da oyunculuk yapmaya çalışıyorsun. Hı-hı. Yapamazsın ki. Aşçılık öyle değil ama. Hı-hı. Yani hani... Ay şey güzel, internasyonel bir şey olması güzel. Evet. Yani aynen. Dünyanın aynen. Her yerinde evet. Dünyanın her yerinde yapabiliyorsun aslında. O yüzden ben yine aşçı olurdum ya. En sevdiğin mutfak nerenin mutfağı? Adana mutfağı. Ben de şey düşünüyorum, Fransız mutfağı. Hayır değil, tabii ki Adana mutfağı. Tabii ki Adana mutfağı. Adana dünyanın en güzel mutfağı. Adana varsa hayat vardır. 01 Adana. Tabii ya 01 Adana gidelim, yani. Adana'ya gidelim artık. Adana'ya gidek ya. Evet. Öyle değil Adana'ya gidelim değil. Adana'ya gidek. Adana'ya gidek. Gidek tabii. Vallahi. Adana'ya gidelim. Aybükeciğim canım.
İyi ki geldin. Çok güzel bir gün geçirdik. Evet, güzeldi. Çok güzel bir anımız oldu. Vallahi seni çok seviyorum. Ben de seni. Ya. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Karnımıza doydu. Çok güzel yemekler yaptı. Isındık çok da. Çok güzel insanlarla tanıştık. Aynen bugün ya, Hacer ablalarla tanıştık. Aynen. Gittik, konaklarımızı gördük. Ekiple tanıştık. Çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Müthiş oldu. Aynen. O zaman sağlam kalın. Bir sonraki programda görüşürüz.